Bir de çay demleyelim abi kardeş. Tamam. Dikkat! Selam! Dur! Türk çocuğu! İyi baktanı! Vatan için kolunu bacağını vereni! Al sancak gökten inmesin diye! Serden ve yardan geçeni! İyi dinle! İyi izle! Ezber et! Ülken için can veren halleri! Canından! Cananından geçen! Bu siz kahraman gazileri! Şehit! Atilla Yücel! İçimizde! Gazi Süleyman Özer! Yanımızda! Şehit Atilla Yücel! İçimizde! Gazi Süleyman Özer! Yanımızda! Şehit Atilla Yücel! İçimizde! Gazi Süleyman Özer! Yanımızda! Mithat'ın kim olduğunu söyle yeter Nadia. Bilmiyorum. Kaç kere söyleyeceğim, bilmiyorum Ali. Eğer planlarımda yanılmıyorsam, Nadia bu sefer ortaya çıkacaktır. Ama Trevor da ölecek. O ölmeyi çoktan hak etti. Sadece bekletiyordum. Trevor benim arkamda iş çevirip Ruslarla çalıştı. Hala buna nasıl cesaret ettiğine şaşırıyorum. Onun sayesinde Rusları da parmağımda oynattım. Kimseye güvenmemelisin Amy. Şeytan bile işine geldiğinde kutsal kitaplardan örnek verir. Haklısınız. Türk timi de Sırbistan'a gidecek. Nadia, Trevor ve Tim. Yani bir taşla üç kuş vuracağız. Hazırlıklarını yapayım. Sırbistan'a gideceğini nereden biliyorsunuz? Tahkikatı yürüten savcı arkadaşımdan. Ya arkadaşlarım, çok teşekkür ederim tekrar. Vallahi çok duygulandırdınız beni, yani zahmet etmişsiniz. Sağ olun ya. Biz kardeşlerimizi yalnız bırakmayız Süleyman. Değil mi Pençete mi? Asla! Şiiri de Mehmet diye bir kardeşimiz var, o yazdı. Eyvallah. Sağ olsun, onur duydum. Aras Demir'im, yeni göreviniz hayırlı olsun. Allah mahcup etmesin inşallah. Sağ olun Süleyman Asubay. Sizin yerinizi dolduramam. Ama elimden geleni yapacağım. Yok estağfurullah, olur mu canım? Herkesin yeri dolar bir şekilde. Mezarlıklar ben olmasam bu işler yürümez diyen insanlarla dolu. Devran dönmeye devam edecek elbette. Çok sağ olun ya. Vallahi bu sarmalar, mantılar falan çok zahmet etmişsiniz. Mahcup oldum. Eksik olmayın. Vallahi biz pek bir şey yapmadık. Biz de yemeğe geldik açıkçası. Baksana Selçuk, ağzından salyalar akıyor. Hadi komutanım artık yesek mi? Bak açlıktan titreme geldi. Elim ayağım boşaldı şu anda. Büşra Teğmen mantıyla sarmayı kendi elleriyle yaptı. Ben tadına baktım. Mükemmel vallahi. Estağfurullah. Süleyman daha iyilerine layık ama elimden gelen bu. Sağ olun, estağfurullah. Önemli olan birlik, beraberlik. Hadi geçelim yoksa Selçuk bayılacak şimdi. Hadi aslanlarım, afiyet olsun. Ulan Selçuk, kıtlıktan mı çıktın lan? Oğlum yavaş ya, boğulacaksın lan. Komutanım, yemek buldun ye, bayak buldun kaç. Allah'ım sen. Süleyman, senin yüzüğün nerede kardeşim? Yok komutanım, çıkardım, nerede bilmiyorum. Bilmiyorsun ha?
Ama biz her şeyi biliyoruz kardeşim. Neden attın yüzüğü? Komutanım, konuşmasak bu konuyu. Allah aşkına kapatalım. Neden kapatacağız Süleyman? He? Senin Bahar'ı üzmeye ne hakkın var? Hem onu üzüyorsun, hem kendini, hem de bizi. Komutan, ben Bahar'ı yarın bir adamla yaşamaktan kurtardım. Benim pilim bitti. Yakında beni emekli de ederler. Ben de oturup bir evde ölmeyi beklerim. Gerçek bu. Saçmalama kardeşim. Bahar seni çok seviyor. Hem sen böyle yaparak ona iyilik yapmıyorsun. Daha da acı çektiriyorsun kıza. Bak aslanım. Bu dünyada iki kutsal sıvı vardır. Biri aşk için dökülen gözyaşı. Diğeri de savaşta dökülen kan. Bunların ikisini de askerler döker. Senin döktüğün kan ve gözyaşı boşuna değil. Her ikisi de senin sevdanın mühürleri. Asla bırakmayacağım Süleyman. Sana söylemiştim. Benim ayaklarım ikimize de yeter. Ben çok üzdüm değil mi seni? Affet. Affet beni, özür dilerim. İkinciye takıyorum. Bir daha bu yüzüğü parmağından çıkarırsan Bahar bile seni benim elimden alamaz. Komutanım. Konuşma yapmayacak mısınız? Elleriniz bir daha hiç ayrılmaz. Amin. Yok komutanım, yok. Ayrılmak yok bundan sonra. Bahar olmazsa benim yüreğim Karakış'a teslim olur. O benim ömrümdeki en kıymetli takvim yaprağı. Onun gelişi benim ömrümde bin bahara bedel. Bir daha ayrılmak yok. Oturun, oturun çocuklar. Keyfinize bakın. Karargâhta değiliz. Hoş geldiniz komutanım, şeref verdiniz. Hoş gördük Çelebi. Gazimizi ziyarete geldim. Sağ olun komutanım. Nasılsın Süleyman, iyi misin? İyiyim komutanım, çok iyiyim. Maşallah, aslan gibisin.
Bahar kızımız da senin yanında olunca sırtın yere gelmez. Komutanım, başka şeye buyurun. Eyvallah Çelebi, sağ olasın. Buraya size bir konuyu söylemek için geldim. Süleyman'la ilgili. Biliyorum komutanım. Artık aranızda olamayacağımı söyleyeceksiniz. Evet, tam olarak da o konu. Ama düşündüğün gibi bir şey değil. Arkadaşlar, Süleyman aramızdan ayrılmayacak. Nasıl olacak komutanım? Yüzbaşım. Karargahta görev yapmaya devam edeceksin. Silah teknisini olarak timin tüm envanterinden sen sorumlusun. Ayrıca boş zamanlarında da Büşra Teğmen'e yardım edeceksin. Siz komutanım. Otur Süleyman. Başının evinin önündeki garajdayım. Etrafta birçok mermi izine rastladım. Belli ki burada bir çatışma yaşanmış. Garajda bir pano buldum. Şehit olan yakın arkadaşı Atilla'nın katilini bulmak için bir araştırma yapmış. Araştırmanın bir ucu Bentci'ye dokunuyor. Biz gazilerimizi asla yalnız bırakmayız. Değil mi Çelebi? Biz komutanımla 1997'de çekiç harekatında beraberdik. Karasu'dan Zapsu'ya geçen ekip bizdik. Alev gibiydik o zamanlar. Ben hala öyleyim Çelebi. Emredersiniz komutanım. Karasu'dan Zapsu'ya geçerken çok şehit gazi verdik. Bu zamana kadar hiçbirinden yardımımızı esirgemedik. Bütün arkadaşlarımızla hala görüşürüz.
Devlet ihanete de, sadakate de cevap verir. Süleyman gibiler, Ahmetler, Mehmetler her zaman var olacak. Ve biz de onları hiçbir zaman yarı yolda bırakmayacağız. Eyvallah. Sana verdiğim sözü tutacağım. Füze'nin bilgileriyle geri geleceğim. Kimsenin zarar görmesine izin vermeyeceğim. Bu arada her şey için teşekkürler. Elveda. Merhaba aile yüzbaşım. Sana çikolata getirmiştim ancak evde yoktun. Buraya bırakıyorum. Berna. Kaç. Oturun çocuklar, oturun. Aslı yüzbaşı ipin ucunu yakaladı Ali. Nereye çıkıyor komutanım? Sırbistan sınırına. Telefondan elde ettiğimiz sinyallere göre Trabor Türkiye'deymiş. Hatta bir ara sinyaller Mithat Saygun'un iş yerinde görünüyor. Dahası Nova'nın öldüğü operasyonda ele geçen konşimentodan elde ettiğimiz istihbarata göre Trevor ve Mithat Saygun'un ilişkisi kesinleşmiş durumda. Şu anda da Trevor, Sırbistan'da. Telefon sinyallerinde sıkıntı olmayacak değil mi Büşra? Hayır komutanım. Bir metrelik bir sapmayla hedefi tam olarak izlemekteyiz. Güzel. Büşra size hedefin yerini anlık olarak tarif edecek. En uygun noktada operasyonu icra edeceğiz. Eğer bu adamı sağ yakalayabilirsek, konuşturduğumuzda her şeyi öğreniriz. Sessiz bir operasyon istiyorum Ali. Gölge gibi girin ve çıkın. Emredersiniz komutanım. Helikopter sizi bekliyor Ali. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sağ olun komutanım.
Berna Ali'nin hayatına giren bir kadın olduğunu öğrenmiş. Ama daha önemlisi Bentley firmasından haberdar olmuş. Fotoğraflarda bunu görebilirsin. Umarım haddini aşmaz. Daha ileri giderse Amy onun ipini çeker. Ali Yüzbaşı'ya gelince onunla ikinci karşılaşmamıza az kaldı. Ali Yüzbaşı'nın evini izlemeye alacağım. Gelen, giden, en ufak hareketten haberim olacak. Efendim, Trevor belgeleri alıp L'den ayrıldı. Takip dedi. Sırbistan Kosova sınırına doğru gidiyor. Trevor DNA testinden daha doğru sonuç verecek. Sessiz bir operasyon istiyorum. Gölge gibi girip çıkalım. Emredersiniz komutanım. Hadi gidip sanatımızı icra edelim. Hadi araçlar. Mitrovice sınırına doğru gidiyor. Acele edin Ali. Emredersiniz komutanım. Hüseyin kuzeye dönün, Mitrovice'ye gidiyoruz. Emredersiniz komutanım. Sessiz bir şekilde ormandan ilerliyoruz. Ali komutanım, Trevor Sırbistan Kosova sınırı İbre yakınlarında 1 kilometre batınızda duruyor. Yaklaşık 10 dakikadır da hareketsiz. Harekete geçsinler. Harekete geçebilirsiniz komutanım. Hızlanın, gidiyoruz.
Nerede bu kahrolası kadın? Biri geliyor komutanım. Trevor. Belgeleri getirdin mi? Evet. Bütün her şey bunun içinde. İçinde bir de kod tablosu var. Kod tablosunu çözümleyince füzelerin yerini bu flash diskin içindeki belgelerle tespit edebilirsin. Fazla vaktim yok. Bir an evvel gitmem lazım. İzimi kaybettirmek için. Hesabına 5 milyon gönderdim. Hizmetinin karşılığında tabii. Ali Yüzbaşım, ne yapıyoruz? Emrim bekleyeceğiniz. Seni dinliyorum Amy. Efendim? Tahmininiz doğruymuş. Nadia yaşıyor. Ben gidiyorum Nadia. Ne halin varsa gör. Dur bir dakika, daha işimiz bitmedi. O adam Trevor da. Yanındaki kim? Ben de bilmiyorum Selim. Benden ne istiyorsun başka kahrolası? İkisini de vurdum efendim. Tim de pusuya düştü. Bu sefer işini şansa bırakma. Öldüklerinden emin ol. Bugün hiçbiri sağ çıkamayacak. Destek olun. Acele edin. B planına geçiyoruz. İsmail, yukarıya sesle. Emredersiniz.
Sonuna geldin.
Firuze nerede? Nadia'yı nereden tanıyorsun? Nefis. Nadia. Konuşursan yaşaman için elimden geleni yaparım. Şimdi konuş. Sen... Kardeşim, yetişmesem adamlar seni patates gibi eziyordu ha. Vallahi yatın kalkın bana duayı. Ne ihtiyatlı adamım be. Bir kere de kendini övme be kardeşim. Bir kere de kendini övme. Bırak da ben seni öveyim. Kendi fikri değil ya arkadaşlar, kıskanıyor. Çekemiyor beni. Kardeşim, savaşmak neymişim? Resmen sana icra ediyorum, sana. Bravo Picasso. Vallahi bu adamlar bitmeyecek komutanım. Bizim mermimiz bitti ya, bu adamlar bitmeyecek. Haydi felce, burayı bitirip Ali Yüzbaşı'nın yanına gidiyoruz. Gel bakalım hayalet kadın. Bize olan ihanetini canınla ödeyeceksin. Ne zamandır Mithat'ın köpeği bu kadar havlar oldu? Ha? Beni nasıl buldunuz? Hiç de zor olmadı. Trevor'u kullanacağını biliyorduk. Ne işin var senin burada? Senin burada ne işin var? Konuşsana! Trevor öldü, her şeyi mahvettin. Elimizde hiçbir şey kalmadı. Önce bir sakin ol. Ne sakin olmasından bahsediyorsun? Trevor Mithat'ın adamıydı. Sen Mithat'ı tanımadığını söyledin. Ne şimdi bu? Ben Mithat'ı tanımıyorum. Yalan söyleme! Bak, ben sadece yardımcı olmak istedim, tamam mı? Yardımım nasıl? Bağırıp durma bana Ali! Trevor'dan füzenin ve diğer tüm bilgilerin içinde olduğu flash belleği alıp sana vermek istedim ya! Nerede o zaman? Bu kadın aldı. Kim o kadın? Bilmiyorum.
Kendini çok zeki zannediyorsun değil mi? Senin başına buyrukluğun yüzünden operasyon mahvoldu. Beni ve arkadaşlarımı tehlikeye attın. Sana güvenemeyeceğimi bir kez daha kanıtladın Nadia. Yeter! Yeter be adam! Ben de bu iş için kendi canımı ortaya koydum, tamam mı? Tek istediğim size yardımcı olmaktı. Bu işi sizi riske atmadan bitirmek istedim, tamam mı? Çok yardımcı oldun, sağ ol. Canın cehenneme yüzbaşı. Sizin buraya geleceğinizi nereden bilebilirdim? Ahtapot'un kirli işlerini ortaya çıkartmak ve füzenin geldiği gemiyi tespit etmekti amacım. Başaramadın ama. Evet, başaramadım. Neden başaramadım? Çünkü ikimizin de buraya geleceğini biliyorlardı. Çünkü bize tuzak kurdular. Kim tuzak kurdu? Bence bu sorunun cevabını sen bul. Operasyon bilgisini nereden aldılar? Ha? Ya sızıntıyı kendi içinde ara. Benim timim ihanet etmez. Timin değilse kim o zaman? Hem beni hem de timini nasıl tuzağa sürüklediler farkında mısın? Ya ben? Ben böyle bir şey olmasını ister miydim Ali? Şu yarana bakayım. Nadia kaç! Hayır! Burada seninle kalacağım Ali. Nadia kaç dedim sana! Ali! Tabancanı ver bana! Seni yalnız bırakmak istemiyorum! İnat etme! Ölürsek birlikte ölürüz. Lütfen! Nadia! Git dedim sana! Nadia! Git! Teknik ekip son derece dikkatli olsun. Londra'dan aldığımız yeni rampada sorun çıksın istemiyorum. Gemi Çanakkale Boğazı'na yaklaştı. Güzel. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Irak operasyonundan aldığımız parayı katlamanın zamanı geldi. Saldırıdan önce paranın 100 milyon dolarını sana birazdan bildireceğim hisselere yatıracaksın. Amy, şu anda her şey yolunda gidiyor. Sakın beni hayal kırıklığına uğratma. Trevor'ın işini hallettim efendim. Ama maalesef Nadia yaralı kurtuldu. Tam işini bitirecekken... Ali Yüzbaşı geldi. Evet efendim. Ama Trevor'ın Nadia'ya verdiği flash diski almayı başardım. Güzel. Şimdi özel kuvvetlere odaklanın. Eğer timi halledebilirseniz Nadia işi kolay, uzağa kaçamaz. Elimizden geleni yapıyoruz efendim. Daha fazlasını istiyorum Amy. Eğer Tim'i öldürebilirseniz Türklerin dışarıya açılma hamlesini durdurabiliriz. Uluslararası arenada köşeye sıkışırlar. Anlaşıldı efendim. Blake Ice Tim'ini sahaya inmeye ikna edebildim sonunda. Türklere karşı bizimle birlikte olacaklar.
Savaş meydanında şehit olan tek bir sultan var. Birinci Murat. Ali Yüzbaşı ve timine Kosova'da onun bağrına gömülmek yakışır. Bensiz çatışma ha? Var mı böyle ayrı gayrı? Sonra destek ekip de gelmez. Geri çekiliyoruz. Sultanım, gitme, çekiliyorum. Geri çekilmek korkaklık değildir Aras. Güçlü kalabilmenin tek kuralıdır. Zamanla öğrenecek. Nereden bilsin Çömez? Birazdan hava kararacak. Giderken izimizi kaybettirebiliriz komut. Aynen. Mühimmatı idareli kullanıp nokta atışı yapabiliriz. Herkes sensizi kapatsın. Gölge oluyoruz. En son telsiz kapattığımızda 83 tane su duymuştu Kızılyarak'ta. Söyleme hadi. Hepimizin birden fazla hayali var bu dünyada. Biz askerlerin de. Bazılarımız hayallerinin arkasından koşarken vuruldu. Bazılarımızsa sevdiğinin son kez ellerini öperken çiçekli bahçelerde bıraktı hayallerini. Kimisi kundaktaki bebeğini göremeden şehit oldu. Kimisi sesini duyamadan toprağa düştü.
Dedem, iyi adamlar her zaman kazanmazlar oğlum derdi. Ben ilk kaybetmeyi anasız babasız kaldığımda öğrendim. Kolum bacağım koptu sanmıştım. Ama ötesi varmış. Geri kalanını toprağa gömdüm. Takdir böyleymiş. Kaderim buymuş vesselam. Eskiler Çelebi abi. Benim gibi gaziler için ne söylerdi hatırladın? Yaşarken ölenler. Fedakar özel kuvvetler. Ne doğru bir söz. Ben bugün bu toprağa yalnızca bacağımı gömmedim Çelebi abi. Ben ülkem için fedakarca savaşıp ülkeme olan borcumu ödedim. Hadi gidelim abi. İnşallah mağaradır. İsmail. Sabri. Gidin bakın. Anlaşıldı komutanım. Thank you.
İçeri sitemiz oldukça geniş komutan. Yürüyün. Sabri, yaralılarla ilgilen. Emredersiniz komutan. Mustafa, ateş yak. Emredersiniz komutan. Hüseyin, sen nöbete geç. Emredersiniz komutan. Bora, girişi kapat. Anlaşıldı komutanım. Işığımız belli olmasın. Pençe bir pençe üstü konuşuyor. Çağırma alan var mı? Tekrar ediyorum. Çağırma alan bir istasyon var mı? Komutanım, pençe timi uydu telefonlarını, el terminallerini ve telsizlerini kapatmış. Demek ki başka çareleri kalmadı. Şu an timle hiçbir irtibatımız kalmadı komutanım. Resmen kayboldular. Neden bunu yaptılar? Olağanüstü durumlar olağan dışı kararlar almayı gerektirir. Ali Yüzbaşı timin başında. Belli ki takip edilme tehlikeleri var. Tedbiren kapatmışlardır. Komutanım, Trevor'u kullanarak timi tuzağa çekiyor olabilirler mi? Bundan adım gibi eminim asla. Ama şunu unutmayın. Usta savaşçılar her zaman sessiz savaşırlar. Pençe timi bugünler için yetiştirildi. Merak etmeyin.
Bençaltı konuşuyor. Burada yalnız değiliz. Hüseyin görüntü mü var? Kurtlar geldi komutanım. Oo, dostlarımız gelmiş. Kokumuzu almış olmalılar. Fenamıştı Hüseyin. Kurtun olduğu yerde çakallar gezemez. Bizi koruyorlar. Biz nöbetteyiz. Siz rahat olun komutanım. Komutanım, kasma kendini. Kasmasal bitsin ya. Yanın yanıyor, biliyorum. Kasmıyorum zaten Bora. Ayrıca canım falan da yanmıyor. Boşuna saçma iddiaya girdiniz. Benim elim tüy gibidir. Hissettirmeden dikiveririm valla. Yok, bu iddiayı da kaybedemem. Sen de batır biraz şu iğneyi be kardeşim. Ne öyle üstten üstten dikiyorsun? Kumaş yırtığı mı bu? Karışmayın işime. Ben bilirim. İsmail Başçavuş eski topraktır. Koymaz ona böyle şeyler. Cık. Yok ya. Ruhu çekilmiş sanki. Göz kapağı bile kıpırdamıyor abi. Bora. Üzgünüm Bora Çavuş. İddiayı kaybettin. Geçmiş olsun komutanım. Eyvallah Sabri. Ah, ben dedim ama. İsmail Başçavuş ruh adamdır dedim. Mimik vermez dedim. Ne kazandın Selçuk? Büyük bir şey değil komutanım. Bir hafta boyunca akşam yemekleri bedavaya geldi. Ulan ben de bir şey zannettim. Hadi Selçuk devrem. Sıra sende. Bazı şeyler okulda öğrenilmiyor Aslı'nın. Savaşçı en güzel tecrübeleri sahada öğrenir. Hele de böyle imkanlar az olursa yaratıcılık çıkıyor insanın içinden. Nasıl bir düzenek yapmayı düşünüyorsun Mustafa Başçavuş? Asla görülmeyen, göründüğünde de çözülmeyen bir düzenek. Ancak maharet adamları bombaya çekmekte. Onu da mağaraya geliş yolunda giderek bıraktığımız iz ve emanelerle sağlayacağız. Nasıl yani? Biz eğer izimizi kaybettirmek istiyorsak, timin en arkasından gelen artçı personel eline aldığı bir çalı ile ayak izlerimizi silerek ilerler. Çok iyiymiş. Daha pençe timinden öğreneceğin çok şey var. Her şey zamanla. Ali Yüzbaşım, silahını bana teslim et. Selim, ne diyorsun sen? Kafayı mı yedin? Sen karışma Cengiz. Silahını bana teslim et Ali Yüzbaşı. Selim, pişman olacağın şeyler yapma. Hepiniz oturun yerlerinize. Her şeyi gözlerimle gördüm. Trevor'un yanındaki kadın Beyaz Melek'ti. En başından beri kadınla beraber iş çeviriyormuşsun. Bu bir ihanettir. Görev zafiyeti var. Senden sonra gelen en kıdemli personel olarak sana silahını teslim etmeni söylüyorum. Selim, dur bir konuşalım. Ne diyorsun sen? Kafayı mı yedin? Konuşacak bir şey kalmadı Cengiz. Maalesef ben şüphelerimde haklıymışım. Her şeyi komutana açıklayacağım. Ama en başta Ali Yüzbaşı bana silahını teslim edecek.
Her şeyi anlatacağım Selim. Selim yüzbaşı haklı. En başından beri beyaz melek denen kadınla hareket ettim. Doğru. Nasıl yani komutanım? Bomba? Evet Mustafa. Seni aratan da, düzeneyi çözdüren de bendim. Ve bu olaydan en başta komutanımızın ve tüm sıralı amirlerimizin de haberi var. Nasıl olur? Böyle bir bilgiyi bizden neden saklasın? Sizi çok sevdiği ve düşündüğü için. Bu kadın bizle ilgili belgeleri çoktan toplamıştı. Ev adreslerimiz, telefon numaralarımız, trafik cezalarımız. Eğer bu durumun farkında olsaydınız bu kadar hızlı ilerleyemezdik. Sorgulamaya başlardınız. Odaklanamazdınız. Ben bütün bunları düşünerek hareket ettim. Ne zamandan beri? Adı operasyonundan beri Selim. Süleyman'ın ışığından döndüğümde kadın karşıma çıktı. Beni mecbur kıldı. Biz de işimize yaradığı için bilgisini kullandık. Peki ne istiyormuş? Neden biz? İçinde istemeyerek bulunduğu, mecbur bırakıldığı yapıyı tümden çökertmek için. Yani düşmanımızı. Komutana haber vermeliyim. Selim, açma uydu telefonunu. Operasyonu tehlikeye atacaksın. Yapma. Üzgünüm. Sen olsan sen de aynısını yapardın. Yüzbaşı Selim Atakan. Komutanım. Ne oluyor Selim? Neredesiniz? Ali nerede? Komutanım biz iyiyiz. Telsiz kapattık. Ancak size arz etmem gereken bir konu var. Ali Yüzbaşı Beyaz Melek'le beraber hareket ettiğini ve sizin de bundan haberiniz olduğunu söyledi. Görevim gereği bunu size bildirmek zorunda olduğum için aramak istedim. Evet haberim var Selim. Sadece benim değil üstlerimin de haberi var. Şimdi bana Ali Yüzbaşı'yı ver. Emredersiniz. Emredin komutanım. Ali, denizde ne var? Artık geminin nereden hareket edeceğini biliyoruz. Nereden? Telsiz kestirme aldı. Kaç kilometre gösteriyor? 10 kilometre. Senden şüphelendim. Sorun yok Selim. Sen doğru olanı yaptın. Ben de olsam aynısını yapardım. Ulan mağara nasıl karıştı bir anda ya? Vallahi kalbime inecekti ya. Yapmayın böyle şeyler ya. Ne oldu ya? Kimse gelmedi nöbet değişimine. Dondum vallahi dışarıda. Ortalık 56 olmuş hala nöbet diyorsun ya. Ne oldu komutanım? Geç geç. Aras nöbete geç. Emredersiniz komutan. Arkadaşlar. Her şeyi başından anlatacağım. Ama önce görevimize odaklanalım. Ortada kayıp bir flaş bellek ve de bir tane füze var. Bizde olan tek bilgi füzenin nerede olduğu. Neredeymiş? Santa Marta.
Cüce nerede? Sattım Bart'ı. Santa Marta, Kolombiya'da Biliman şehri. Füzeyi taşıyan gemi bu limandan hareket etmiş olabilir. Bogota Büyükelçiliği ile irtibata geçin. Dakika dakika limandaki gemi trafiğini masamda istiyorum. Emredersiniz komutanım. Uzat bardağını ha. Sabri ne kirli çıkısın. Ne ara doldurdum o meyve suyunu? Bizim için komutanım. Ben zaten hiçbir zaman kendimi içmem bilirsiniz. Hep beraber. Bak 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 laflara bak. Geçen yıl Somali'deki operasyonda neden içmedin peki Sabri efendi? Sus Cengiz sus. Yapmayın komutanım. Ben bir şey mi kaçırdım? Sen izindeydin devrem. Anlatsanıza komutan. Görevin 6. günü pusudayız. Sözde adamlar gelecek, buluşma gerçekleşecek. Ama gör, milim kıpırdamıyoruz. Hava nasıl sıcak anlatamam sana. Neyse bizim kumanyalar 3. günü bitti tabii. Geri kalan 3 gün hepimiz aç kaldık. Ne ekmek var ne su. Bu Sabri Efendi de bize dayadı tuzlu serumu. Millet damardan alır, biz lıkır lıkır içtik serumu. Kendisi de içmiyor tabii. Bize diyor ki, için komutanım diyor, içmiyor bir şey olmaz diyor. ne yapalım biz de buna güvendik işte. Komutanım zararı yok ki, alt tarafı tuzlu çözelti. İçinde ilaç yoktur. Bak hala savunuyorsun, sinirlendirme beni. Komutanım, anlatsanıza ne oldu sonra? Ne olacak? Operasyon iptal. Mideleri bozduk. Tim resmen dağıldı. Herkes ormanın bir köşesine gitti, sıyırdı pantolonları. Komutanım, susuzluktan ölsek daha mı iyiydi? Yaşadık ben onu da. Ben hayatımda bu kadar rezil bir operasyon geçirmedim. Ya görsen var ya, hiç boşluk yok. Biri gidiyor, biri geliyor. Biri gidiyor, biri geliyor. Sonra hepsi gidiyor, kimse gelmiyor. Tim resmen dağıldı. Sonrasını anla, sonrasını. Neyse, operasyon bitti. Adamlar gelmedi. Biz dönüş yolundayız. Bir de ne fark edelim? Meğer 400 metre yakınımızda muz tarlası varmış. Bir dalarsın tarlaya, bir o ağaçtan bir o ağaca, bir o daldan bir o da. Maymun gibi nasıl sıçrıyoruz anlatamam sana. Bizim İsmail Başçavuş'u göreceksin. Atıyor böyle çantasına. Bunlar doğal doğal diyor. Götürün diyor. Hadi. Güzel muzdu ama. komutanım. İyisi şu. Sonraki 3 günde hepimiz kabız olduk. Sessiz gülün. Yani anlayacağınız şu. Sabri size bir şey veriyorsa önce kendi üstüne denettirin. Sonra ters dönersiniz benden söylemesin. Vallahi çatışma esnasında yaralanınca kimse öyle demiyor ama. Sabricim, kardeşim, sen var ya adamın dibisin. Sen ne güzel adamsın. Tamam oğlum, sakin ol. Ben Sabri'mi yedirtmem. O olmasa öteki tarafı boylamıştık. Vallahi komutanım, sen de olmasan kıymetimizi bilen yok. Allah Allah. Duydun değil mi? Ya. Devrem. Söyle Cengiz. Ne geliyor yine? Ne oldu? Ne dedim sana? Bizim beyaz melek gerçekten melek çıktı, gördün mü? Gördüm. Bir de şuradan bak. Ben en azından şüphelendim. Bir şeyler döndüğünü anladım. Bravo.
sırtını teslim edeceğim. Sensin. Bu kız yaralıymış. Ne yapıyor ormanda tek başına şimdi? Havada buz gibi. Çıkamaz mı kendinden ben söyleyeyim? Çıkar ya da çıkmaz. Biz buradan nasıl çıkacağız onu düşünelim. Mustafa hazır mısın? Hazır komutanım. Hiç merak etmeyin. En ince ayrıntısına kadar hesapladım. Türk milletini satma. Kızın elimizde Gülsene. Tercihini yap. Kızın mı? Milletin mi? Anne! Kimi öldürüp TSK'yı uluslararası arenada zor duruma düşürmek istemişler. Evet komutanım. Operasyon bilgisinin önceden gittiği belli. Beyaz Melek de oradaymış. Ali Yüzbaşı ile olan bağlantısı bugüne kadar kontrolümüz altındaydı. Fakat bu sefer sınırını aştı. Kendisi de tuzağa düşmüş görünüyor. Doğrudur komutanım. Sızıntının Beyaz Melek'ten olması imkansız. Göstebek ihtimalini daha sonra değerlendireceğiz. Şu an önceliğimiz Santa Marta Limanı'ndan ayrılan gemiler. Gemi trafiğini inceleyip somut bilgiye ulaştığımız an hemen size bildireceğim komutanım. Emredersiniz. Sana. Ben kendimden geçtim Sacit. Sıla. Sıla'yı getir.
Andolsun sana Sıla'yı bulacağım Gülseren. Toparla kendini. Çıkalım buradan. Telsiz kestirmesiyle izlerini bulduk. Ayak izlerini de rastladık. İzler yukarıdaki dağa doğru gidiyor. Hepsini öldür. Geride kimse kalmaz. Son iki hafta içinde Santa Marta'dan ayrılan Karadeniz rotalı üç gemi var komutanım. Yükleri ne Büşra? Üçü de gıda ürünü taşıyor komutanım. Yalnız işlerinden bir tanesinin Ukrayna'ya uğrayıp tahıl yükleneceği bilgisi mevcut. Yolda rotasını değiştirmesi dikkat çekici. Geminin ismi Rebecca. Liberya bandıralı. Baltık Denizi'ne girmiş. Orada nereye uğradıklarını tespit edebildiniz mi? Henüz bir bilgiye yer rastlamadık komutanım. Sinyalleri inceleyebilir misin Büşra? Emredersiniz komutanım. Komutanım, gemi Miladen Nova operasyon düzenlediğimiz ada yakınlarında demirlemiş. Hiç tesadüf olmasa gerek. Geminin tekrar harekete alması bizim operasyonun hemen sonrasına denk geliyor. Bir sonraki adres de Londra komutanım. Kuvvetle muhtemel yeni füze rampasını da oradan aldık. Komutanım, gemi birazdan İstanbul Boğazı'na giriyor. Ne? Türk akımına olan mesafesi? Yaklaşık 110 mil komutanım. Görünen köy kılavuzu istemez. Türk akımına saldıracakları gemi Rebecca. Ukrayna deniz sahasına girdiklerinde füzeyi harekete geçirecekler. Serdar Albay'ı bağlayın bana. Emredersiniz komutanım. Aslı, Mithat Sargo'nun olayla yakından veya dolaylı olarak ilgisi var mı bir araştır bakalım. Emredersiniz komutanım. Ben bir izle rastlamadım ama takipteyim. Serdar Albay'ım. Şu anda Karadeniz'de büyük bir milli güvenlik tehlikesi söz konusu. Burada SAT ve SAS komandolarımıza çok kritik görevler düşüyor. Çatışmayı göze alamayız.
Neredeler arkadaşlar? Biz neden göremiyoruz? Yön tayin edin. Mağaranın güney kanadındalar. Son 10 metre. Devrem çıkın oradan. Onlar bizi bulamazlar. Biz ki gölgeler ustasıyız. Nihayet. Dinliyorum Ali. Görev başarıyla tamamlandı komutanım. Terörist grup etkisiz hale getirildi. Elinize kolunuza sağlık evlat. Kurdukları tuzağa kendileri düştüler. Birkaç sırık dışında herkesin durumu iyi komutanım. Beyaz Melek'ten haber var mı peki? Çatışma bölgesinden ayrıldığımızdan beri bir haber yok. Ya kendi başına hareket ederse olacağı buydu. Niye oradaymış peki? Yani... Trabor'la füzenin yerini öğrenmek için buluştuğu kesin. Ama başka bir amacı varsa da bilmiyorum. Füzenin Santa Marta'dan kalkan Rebecca isimli bir gemide olduğunu düşünüyoruz. SAT ve SAS komandolarıyla ortak bir operasyon yapmayı planlıyoruz. Komutanım, bu işin arkasında olanların deşifre olması an meselesi. Aynen öyle evlat. Atilla Yüzbaşı'nın katillerine bir adım daha yaklaştım. Kimse yok. Nereye kadar kaçacaksın Nadia? Dinliyorum Amy. Efendim, Tim maalesef kurtuldu. Nadia peki? Takipteyiz. Ama en azından flash disk elimizde. Bir an önce geri dön. Belgeleri incelemem lazım. Bakalım eski dostumuz Trevor ne kadar ileri gitmiş. Efendim,
Nade eğer Türk ordusuna hizmet ediyorsa neden hala sizin isminizi vermedi? Benimle görülmesi gereken bir hesabı vardı onda. İnceledin mi? Bütün hesap hareketlerini yüklemiş. Ama daha çok füze saldırısıyla ilgili para akışını ifşa etmiş. Aşağılık herif. Nadia önce kendini ölü gösterip 20 milyon kripto paranın üstüne yattı. Yetmedi, kimyasal başlığı ele geçirdi. Onun üzerinden de bizden para koparmaya çalıştı. Ayrıca rampayı Türklere ihbar eden de oydu. Bu tek bir anlama geliyor Amy. Nadia apaçık Türk ordusuna çalışıyor. Nadia güce ve paraya tapan bir kadın. Bunu neden yapsın ki? Türklere yanaşıp etki sahasını genişletmeye çalışıyor belli ki. Onu Ali Yüzbaşı'yla konuşurken gördüm. Belki de Jack'in bahsettiği kız arkadaş Nadia'dan başkası değil. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama operasyon başarısız oldu. Bir dakika.
Her şey yolunda giderken nasıl oldu bu? Rebecca gemisi Karadeniz açıklarında Türkler tarafından baskına uğramış ve füze ele geçirilmiş. Gemiye nasıl ulaşırlar Amy? Sen ne dediğinin farkında mısın? Efendim, tek kanal Trevor ve adam gözlerimin önünde öldü. Sayende hayaletlerle savaşıyoruz. Ben aylarımı verdim bu saldırı için. Her detay için gecelerce kafa yordum. İtibarımı ortaya koydum. Efendim, belki yeri değil ama hakkınızda gözaltı kararı çıkartılabilir. Eğer sizin için de uygunsa Türkiye'den ayrılabiliriz. Sezar, Roma üstüne yürürken Rubikon Nehri'nin kıyısına geldi. Bir an tereddüt etti, sonra kararını verdi. Alea iacta est. Zarlar atıldı. Ok yaydan çıktı. Parabellum. Savaşa hazırlan. Rubikon'u geçtik Amy. Artık bizim için dönüş yok. Nadia, onu ne yapacağız? Eminim şimdi zafer sarhoşudur. Yaşadığını şimdilik sadece biz bilelim. Nasılsa kimyasal başlığı satmak için bizi arayacaktır. Ha, unutmadan Ali Yüzbaşı ve kardeşinin attığı her adımdan haberdar olmak istiyorum. Sen misin pençe timine meydan okuyan? Vallahi var ya, bir topradım harcadık ha. Sıra babalarına gelecek. İnşallah. Dikkat! Pençe timi! Vatan topraklarına hoş geldiniz. Sağ ol! Rahat. Gösterdiğiniz azim ve mücadele sonunda netice verdi. Türk akımını hedef alacak füze harekete geçmeden Karadeniz açıklarında SAT ve SAS komandolarımız tarafından ele geçirildi. Aylardır bugünü bekliyorduk komutanım. Çok şükür mahcup olmadık. Eğer bu saldırıya engel olmasaydık sadece Türkiye değil, tüm bölge büyük bir kaosun içine sürüklenecekti. Enerji krizi de cabası. Pençe timinin bu başarıdaki payı çok büyük. Hepiniz kahramanca savaştınız. Atilla'mız şehit, Süleyman'ımız gazi oldu bu uğurda. Terimiz kanımıza karıştı. Ama başardık. Hepinizi gözlerinden öpüyorum. Sağ ol! Gelelim çetrefilli konulara. Selim Yüzbaşı. Sen Ali Yüzbaşı'yla yıllardır omuz omuza savaşıyorsun. Ondan şüphe ederken hiç tereddüt etmedin mi? Vatanın selameti her şeyin önünde gelir komutanım. Peki ya sen Ali? Arkadaşlarını riske atıp onlardan gizli bir itirafçıyla çalışırken hiç tereddüt etmedin mi? Vatanı ve pençe temini korumak için şartların gerektirdiği şekilde hareket ettim komutanım. Bazen hareket tarzımız birbiriyle çelişiyor gibi görünse de
Aslında her iki taraf da doğru yapmıştır. Hayat böyle işte. Tek benimki doğrudur diyen kaybeder. Ali Yüzbaşı çok büyük bir risk aldı. Hem kendi ailesinin hem de sizlerin canını tehlikeye atmamak için Nadia ile gizli bir işbirliği yaptı. Eğer bu operasyonda başarılı olabildiysek bunu Ali'nin kararlılığına borçluyuz. Evlat, getir bakalım. Benden size küçük bir tadımlık. Hepiniz çok yoruldunuz arkadaşlar. Ama bu tatlı bir yorgunluk. Lezzetini de ancak zor zamanlarda sorumluluk alanlar tadar. Ben Çetin'e istirahat et. Sağ ol. Siz de sağ ol. Ali, biraz konuşalım. Emredersiniz komutan. Yolumuz bir, gönlümüz bir, uğurda ömrümüz bir. Mevzu vatansa bu yolda cennete evvel gidelim. Yolumuz bir, gönlümüz bir, uğurda ömrümüz bir. Mevzu vatansa bu yolda cennete evvel gidelim. Nadia bu sefer sınırını açtı. Artık ona güvenemeyiz. Otur. Amacı füzenin yerini öğrenmekti komutanım. İyi de bunu bizi tehlikeye atacak yöntemlerle yapıyor. Bilgi sızıntısına ulaşmak üzereyken Nadia'nın kendi kafasına göre hareket etmesine göz yumamayız. Komutanım, ondan şüphelenmiyorsunuz değil mi? Yok, hayır hayır. Ama kontrolün bizden çıkması operasyonu açık hale gelmemiz demek. Bu işbirliğini sonlandırmamız gerektiğini düşünüyorum. Komutanım haklısınız ama Nadia kendini bizim için tehlikeye attı. Ve şu anda yaralı. İyi de buna sebep olan biz değiliz ki kendisi. Ama yine de böyle sonlansın istemezdik. Şartlar ona ulaşmamıza engel oldu. Bu arada Mithat Sargon yeniden gözaltına alınıp sorgulanacak. Oradan çıkacak neticeye göre hareket etmemiz en doğrusu. Pekala. Hadi dinlenin bakalım biraz. Epey yoruldunuz. Emredersiniz komutan. Nadia konusunda asıl golü senden yedik Aslı Yüzbaşım. İnsan hiç mi spoiler vermez? Alacağın olsun. Bu benim mesleğim Selim. Ben sır veririm, sır vermem. Vallahi seninle olan hesabı bizim takım görecek. Basket derbisine davetli misin? Oo, hem de sağ kenarı. Teşekkür ederim. Çok incesin. Rica ederim. De, ben senin için üzülüyorum. O niye? Hezimete uğrayacaksınız da ondan. Geçmiş maçları ne çabuk unuttunuz Aslı Yüzbaşı. Onlar geçmişte kaldı Selim Yüzbaşı. Ayrıca bizim bu seneki pivotlar çok iyiler. Kesin yeneceksiniz. Göreceğiz. Göreceğiz. Aras, kalk da bir çay boyayacağım. Komutanım, ben hallederim. Sen karışma Sabri, Aras halleder. Emredersiniz komutan. Ben kahve içerim Aras'cığım. Aras Değmen'im. Yalnız benimkisi açık olabiliyorsa sevinirim. Ben de açık bir şey rica edeyim Aras Değmen'im. Ne olur yani çay içsen? Mis gibi çay işte. İlla aradan sivrileceksin ha. Ya sana ne kardeşim? Benim canım belki kahve içmek istiyor. Belki kendime gelemiyorum kahve içmeden.
Kendine gelsen ne olacak? Dünyayı mı fethedeceksin? Edeceğim. Ya senin yüzünden yemin ederim bir gün bırakacağım bu timi ha. Ya seni kim alır devrem ya? Vallahi 4B timinin tim komutanı bu sene tayinciymiş. Gidelim oraya. Kendi timimin komutanı olurum başa başa. Senin timde kimse durmaz. Sen durma. Selçuk, ne oldu lan? Kılıç yarası mı bu seki seke geliyorsun? Komutanın diken batması da değil. Demir leblebi bir sonuçta. Devrim, giderken yanında Selçuk'u da götür. Aferin sevgilim. İşte bu kadar basit. Çok iyi gidiyorsun. Hadi. Aslan damat. Helal olsun sana. Gurur duyarım sende. Sağ ol. Herkes destek olmaya çalışıyor. Ben de elimden geldiğince gayret ediyorum işte. Ben de destekçiyim bundan sonra. Allah umur verdiğince hep yanında olacağım inşallah. Leksikon. Evlat, asil, huysuz bir adama dönüştüm. Yaşlandıkça. Sen benim kusuruma bakma.
ileri geri konuşup da sizi üzdüysem bana hakkınızı helal olsun. Estağfurullah. Siz bir baba olarak kızınızın geleceğini düşündünüz. Aynı düşünceyle ben de hata yaptım. En olmayacak zamanda Bahar'ı yalnız bıraktım. Yok. Sen ne yaptınsa yiğitliğinden yaptın. Ama benim yaptığımın izahı zor. Yarın başımıza ne geleceğini bilemeyiz. O yüzden insan sabit fikirli olmamalı. Benim hiç kimseye bir kırgınlığım yok. Ben geçmişe sünger çektim. Benim artık tek bir amacım var. O da Bahar'ı mutlu etmek. Bundan sonra 4 kişilik bir aileyiz evlat. Neşeyi de, kederi de birlikte yaşayacağız. İnşallah. Aslan evladım. Her göreve çıktığında benim yüreğimde öylece beklerim. Ama yine de iyi ki, iyi ki derim. Sonra her görevden dönüşte benim için bayram olur. Bin şükür, bin şükür. Onca yıl oldu hala alışamadım askere nasıl olmaya. Kolay mı oğlum, alışılır mı hiç? Analar her türlü zorluğun üstesinden gelirmiş de evlat korkusuna yenilirmiş. Sen yüreğini serin tut anacığım. Her ne olursa hayırlısı olsun inşallah. İnşallah yavrum, inşallah. Ya Süleyman gelecekti, derneğe geldi mi? Geldi, geldi. Bahar'la beraber geldiler. Protezi takıldı. Taktılar mı? Süheyla Hanım'la Vedat Bey de geldiler moral olmak için. Ay Süleyman bir sevindi, bir moral oldu bir görsen. Çok sevindim. Yüzü güldükten, inancı baki olduktan sonra Süleyman her şeyin üstesinden gider, merak etme. Öyle yavrum, öyle. Hadi sor. Neyi soracağım? Sor sor. Sen biliyorsun ne soracağını. Sor hadi. Dert olacak içinde yoksa. Sor. Sor hadi sor. Senin şu arkadaş var mı? Kim? Sıla. He. Hala senin evde mi kalıyor? Niye soruyor? Oğlum sen her şeyi güzel bilirsin de. Misafirliğin kısası makbuldür. Ay anacığım ah. Ya sen Sedef'e niye bakıyorsun? O abartıyor. Ben sana öyle bir şey olsa sana söylemez miyim? Evet söylersin de. Oğlum biraz bir fazla bir samimi bir kız bu. Yani faydası olmaz, zararı olur böylelerinin. Faydası oldu aslında. Hem bana hem sevdiklerime. Berna, şu sesini bir aç bakayım. Ünlü armatör Mithat Sargo'nun ofisinin önündeyiz sayın seyirciler. Az evvel savcılık kararıyla... Vallahi çok nur yüzlü bir kız, baksana. Polis içeriye girdi. Pek sevdim ben, pek. Mithat'la ilişkin olarak herhangi bir şekilde resmi bir açıklama yapılmasa da ben... Ay bizim derneğin kermesine de bir yardımcı oldu, bir bilsen. Bak ne diyeceğim, bir akşam yemeğe getirsene. Ay, ben gideyim tuvalete yeni bir üzümün. Evet sayın seyirciler, Mithat Sargo'nun çıkıyor. Mithat Bey ikinci kez gözaltına alınıyorsunuz. Nedenini açıklar mısınız? Mithat Bey lütfen bir açıklama yapar mısınız? Kamuoyuna bir açıklamanız yok mu Mithat Bey?
Ali Ocak, haberi gördün mü? Evet, gördüm Berna. Hatta bu haberi yapmak için kimden izin aldığını sormak için arıyorum seni. Anlayamadım. Ben sana böyle bir görev verdim mi Berna? Başına buruk iş yapmaktan ne zaman vazgeçeceksin sen? Ne diyorsun sen ya? Atlattığım haberin farkında mısın? Umurumda bile değil. Benim iznim olmadan tek kelime bile edemezsin o kameraya. Sen şu an beni tebrik edeceğini azarlıyor musun? Hadi oradan be! Hadi oradan! Alo, alo. Bu Berna bizim ayağımıza dolanacak. Attığı her adımdan, aldığı her nefesten haberdar olalım. Emredersiniz. Hadi anacığım, ben gidiyorum. Yemeğe kalmıyor musun sen? Yok, siz yiyin. Sen benim dediğimi duydun mu? Duydum. O Berna kızımızı bir akşam yemeğe getir cana. Duydum, duydum. Dikkat et de Sıla'nın peşinize düşüp gelmesin. Hı hı. Şöyle biz biz olalım. Hadi Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. Annemin evine neden geldiğimi sormuştun. Söyleyeyim. Hayatta kalıp kalmadığını öğrenmek için geldim. Senin için bir önemi var mı bilmiyorum ama benim için değerlisin. Hoşça kal Ali Yüzbaşı. Gerçekten aklım almıyor ya. Son dakika maç döndü. Öyle üçlük mü atılır arkadaş arka arkaya? Ya sen şimdi bırak bu son sayıları bahane etmeyi. Biz bütün setlerde açık ara öndeydik. Ya sen bence dua et. Bizim taraftar bugün formunda değildi, yoksa elimizden kurtulamazdınız. İnat edeceğim diyorsun yani. De, biz sizden çok daha iyiyiz. Kabul et, kurtul diyorsun yani ha? Yani. Haklısın. Bu kısır döngüden çıkmam gerekiyor galiba. Beni tebrik ederek başlayabilirsin o halde. Tebrikler. Güzel galibiyet. İşte bu. Biz de çok mutluyuz, gururluyuz. Madem itiraf moduna geçtik, o zaman söyleyeyim. Nadia konusunda sana haksızlık ettim. Sen işini yaptın Selim. Hatta açık edemesem de senin şüphen bizi teyakkuzda tuttu. Pençe timi birbirini böyle tamamlıyor işte. Ama yine de bu sefer biraz haddimi aştım. Özür dilerim. Neyse ya. Sen bana bir köfte ısmarlarsan ödeşiriz. İstediğiniz köfte olsun hanımefendi. Buyurun. O bir isme ulaşmıştınız. Mithat Sargon. Ne oldu o herife? İkinci kez gözaltına alındı da ortada somut bir delil yok hala. İş savcıya kaldı yani. Aynen öyle. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Ne yapalım size? İki yarım köfte alırız. Tabii efendim. Ustam ben bir bütün ekmek alırım ya. Tabii hanımefendi. Madem öyle, iki bütün yapsan ustacığım. Hemen hazırlıyorum. Eyvallah. İki de acılı şalgam. Olur olur ustam. İçeriz biz. Hazırlıyorum. Geçelim.
Eyvallah usta. Şaştım kaldım Ali. Bir yanda sen, diğer yanda eli kanlı bir muhbir. Tamam, devlet sırrı diye anlatmıyorsun ama bu işin sonu nereye varacak merak ediyorum. İlk başta Tim'i ve ailemi tehdit etti. Ama kötülük yapacak gibi bir niyeti yok gibiydi. Ben de ona en başından beri şüpheyle yaklaştım. Ben şüphelendikçe yaptığı ihbarların hepsi doğru çıkmaya başladı. Nereye el attıysak kesin sonuç. Peki, neymiş amacı? Vallahi bilmiyorum usta. Ama parayla pulla alakası olmadığı kesin. Ya gizli bir hesabı var ya da geçmişte yaşadığı derin bir acı, bilmiyorum. Böyle vahşi bir dünyada yarasını taşıyabiliyorsa İnsan kalmış demektir. Bazen hiç tahmin edemeyeceğin şekilde vahşi olabiliyor. Üst düzey eğitimle. Özel olarak yetiştirilmiş yani. Belli. Allah Allah. Bu nasıl iş arkadaş? Şimdi iş tersine mi döndü yani güven konusunda? En kesin sonuç aldığımız zamanlarda bile yüzüne karşı ona inanmadığımı söyledim. Ama bu defa canını bizim için hiçe saydı abi. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum. Kafam çok karışık. Onu öyle yaralı bir şekilde terk etmeyi içime sindiremiyorum. Yiğitliğin yarısı cefaysa yarısı da vefadır. Biz sefasını süremedik ama. Bazen zuhurata teslim olmak lazım. Bardağın dolu tarafına bakmaya çalış. Nedir, ne değildir bilmiyorum ama bir şekilde bela defedilmiş. Ama biz onu belanın içine soktuk abi. Hadi bu tezgahı intikam almak için kurdu diyelim. Niye seni seçti ortak olarak? Yani birçok neden olabilir. Ona sorarsan bu şerlilere karşı en büyük savaşı biz veriyoruz. Doğru ya, doğru. Belki de özel bir bağ vardır Türkiye ile. Türkçesi de iyi diyorsun. Usta, birinin pişmanlığında samimi olup olmadığını nasıl anlarsın? Hatasına bir daha dönmemesinden. Ama bunu öğrenmek için ona fırsat vermek gerek değil mi? Doğru. O bu fırsattan mahrum kaldı. O zaman hakkını vereceksin ona. Sana bu yakışır. Düğümü çözmek için yakın davranacaksın. İçinden gelir gelmez. Oyun oynayacaksın belki de. Aklen, vicdanen başka çaresi yok bunun. Tabii ölmediyse. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum. Avukat bey, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Müvekkilimin beyanına ekleyeceğimiz bir husus yok Sayın Savcı. Üzerine atılı suçu işlemiş olduğuna dair somut bir emare olmadığından serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Kuvvetli suç şüphesinin varlığından dolayı tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk ediyoruz. Fakat Sayın Savcı, böyle bir karar... Müsaade ederseniz diğer dosyaları da incelemek istiyoruz.
Sayın savcım, tutuklama talebi gayet yerinde. Fakat 302. madde terörden sevk etmek daha doğru olmaz mıydı? Mevcut şartlarda en uygun kararı verdiğimi düşünüyorum. Nadia? 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 Hayır! Burada seninle kalacağım Ali. Nadia, kaç dedim sana! Ali! Tabancanı ver bana! Seni yalnız bırakmak istemiyorum! Ölürsek birlikte ölürüz. Lütfen. Şafak vakti memleketin üstünde doğan güneşiz. Hem ay yıldız hem güneşiz. Yolumuz bir, gönlümüz bir, bu uğurda ömrümüz bir. Mevzu vatansa bu yolda cennete evvel gideriz. Yolumuz bir, gönlümüz bir, bu uğurda ömrümüz bir. Mevzu vatansa bu yolda cennete evvel gideriz. Kartal olur da uçarız mavi mavi gökyüzünde. Dört kıtada ayağımız ordu ordu yeryüzünde. Alsancağız yeryüzünde. Yolumuz bir, gönlümüz bir, bu uğurda ömrümüz bir. Mevzu vatansa bu yolda cennete evvel gideriz. Yolumuz bir, gönlümüz bir, bu uğurda ömrümüz bir. Mevzu vatansa bu yolda cennete evvel gideriz.